Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağ'da konuşuyor. Gidelim. Başlamak istiyorum. Antalya'daki forumda Sayın Cumhurbaşkanı'na söz vermiştim. Geciktim, gelemedim demiştim. Ama ilk fırsatta artık pandemi falan dinlemeyeceğim ve ziyaretimi gerçekleştireceğim demiştim. Ve şimdi bu ziyareti gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyim. Ve tabii iyi ki de gelmişiz. Bu güzel manzaranın içerisinde böyle bir basın toplantısını yapıyor olmak bize ayrı bir memnuniyet veriyor. Nazik daveti ve ziyaretim sırasında gerek şahsıma gerek heyetime gösterilen misafirperverlikten dolayı değerli dostum Cumhurbaşkanı Sayın Cukanoviç'e şükranlarımı sunuyorum. Kendisini son olarak Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle geçtiğimiz Haziran ayında Antalya'da misafir etmiştim. Bu vesileyle Karadağ'ın kültür başkenti Çetinye'de bulunmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye ile Karadağ arasındaki dostluk ilişkileri uzun yıllara dayanıyor. Sultan II. Abdülhamit ile Kral Nikola arasındaki dostluğa dayanan böyle bir geçmiş var. Çetinye'de Osmanlı sefaretimizin bulunması ve Karadağ'ın ilk büyükelçisini Osmanlı İmparatorluğu'na ataması bunu teyit ediyor. Türkiye ayrıca Karadağ'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olmuştur. Tüm dünyanın salgın sebebiyle ağır bir imtihandan geçtiği bu dönemde karşılıklı dayanışma ve işbirliğimizi daha da artırdık. Karadağ'a gönderdiğimiz sağlık yardımları ve Karadağ'ın vatandaşlarımızın tahliyesinde tarafımıza gösterdiği kolaylıklarla aramızdaki dostluk daha da pekişti. Kıymetli basın mensupları, Sayın Cumhurbaşkanı ile bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmede ikili ilişkilerimizi daha da ileriye taşıma yönündeki irademizi teyit ettik. Salgın, ticaret ve yatırım rakamlarımızı olumsuz yönde etkilese de ciddi bir ekonomik potansiyele sahip olduğumuza inanıyorum. Ve Sayın Cumhurbaşkanı ile 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk. Bu hedefi belirleyelim dedik ve az önce kendilerinin de ifade ettiği gibi 250 milyon dolara yönelik olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Malumunuz Türk özel sektörünün Karadağ'daki varlığı ticaret hacmimizin aslında artmasını sağlıyor. Türkiye Karadağ'a en fazla yatırım yapan ilk 10 ülke arasında yer alıyor. TİKA Karadağ'da bugüne kadar toplam değeri 20 milyon avroyu aşan 399 proje ve faaliyet gerçekleştirdi. Podgorica Yunus Emre Türk Kültür Merkezimiz kuruluşundan bu yana 1686 öğrenciye Türkçe eğitimi verdi. Devletimizin sağladığı Türkiye burslarından faydalanan Karadağlı öğrencilerin sayısı 450'yi geçti. Önümüzdeki dönemde de tüm ilgili kurumlarımızla Karadağ desteğimizi sürdüreceğiz. Değerli basın mensupları, görüşmemizde ayrıca Balkanlar ve ülkelerimizi ilgilendiren uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Gerek ikili ilişkiler, gerek bölgesel ilişkiler, bunları değerlendirme fırsatını bulduk. Balkanların ve Avrupa'nın önemli parçaları olan Türkiye ve Karadağ barış ve istikrara ciddi katkılar sağlıyor. Karadağ farklı dini ve etnik toplulukların birlikte yaşama kültürü bakımından önemli bir örnek teşkil ediyor. Karadağ'ın Balkanlardaki barışçıl politikalarını
tüm bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler geliştirme gayretlerini, bölgesel kuruluşlarda oynadığı aktif rolü, Avrupa ve Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşme yolunda attığı hızlı adımları takdirle izliyoruz. Malumunuz, Karadağ'ın NATO üyeliğine güçlü destek verdik. Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne üye olmasının da tüm bölgenin barış ve refahına katkı sağlayacağına samimiyetle inanıyoruz. Değerli basın mensupları, Sayın Djukanovic'in iyi bir basketbolcu olduğunu biliyorum. Malum ben de uzun yıllar futbol oynadım. 2022 Dünya Kupası elemelerinde milli takımlarımızın 1 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da ve 16 Kasım'da Podgorica'da yapacağı maçların dostluğumuzu pekiştirmesini ayrıca temenni ediyorum. İki ülkenin değerli sporcularına başarılar diliyorum. İnşallah gruptan birlikte çıkmak nasip olur. Bu düşüncelerle Cumhurbaşkanı Sayın Djukanovic'e misafirperverlikleri için tekrar teşekkür ediyor. Görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kalın sağlıcakla. Hvala. Protokolom je planirano po jedno pitanje za oba predsjednika. Teşekkürler. Birer soru alabiliriz. Önce Türkiye'den gelen misafirler. Buyurunuz. Serdarer, Sayın Cumhurbaşkanım benim size bir sorum olacak. Türkiye'nin Balkan ülkelerinde izlediği politika sonrasında bölge ülkelerinin güveninin oldukça arttığını görüyoruz ve bunun aslında son örneğini de dünya dünkü basın toplantısında gördü. Zira Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, batıdan ziyade Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güveniyoruz dedi. Balkan ülkelerinde yaptığınız bu ziyaretler sonrasında size bu şekilde karşılanmanı size neler düşündürüyor efendim? Teşekkürler. Tabii bu Balkan ülkelerindeki sorumluluğumuzun nedenli önemli olduğunu ortaya koyuyor. Ve biz tarihten gelen bir sorumluluğun, tarihten gelen bir yükümlülüğün aslında mesuliyeti içerisindeyiz. Onun için de yoğun bir şekilde Balkan ülkelerindeki bu ziyaretleri devam ettiriyoruz, devam ettirmeye önem veriyoruz. Ve işte bu ziyaret geç kalmış bir ziyaretti. Bunu şimdi gerçekleştirmenin az önce de ifade ettiğim gibi memnuniyeti içerisindeyim. Hakikaten bu kadar güzel bir yeri bugüne kadar görmemek bizim için bir eksiklikti. Bunu gidermiş olduk. Dün malum Bosna Hersek'teydik ve Bosna Hersek'te de oradaki dostlarımızla görüştük. Onların da birliği, beraberliği bizim için çok çok önemli. O birlik, beraberlik içerisinde inşallah Bosna Hersek'te sıkıntılarını aşar diye inanıyorum, düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Hvala vam, prilika za domaće medije. Teşekkürler. Yerli basın mensubu. Merhabalar. Diana Drašković ben. Djukanović Cumhurbaşkanı'na sorum olacak. Şu ana kadar Metropolit Yonikiye'nin taç giydirme töreniyle ilgili bir basın açıklamanız yok. Metropol'un tavrını biliyoruz. Yani siz hem Cumhurbaşkanı hem Güvenlik Konseyi Başkanı olarak 5 Eylül'de neler olur? Sizin değerlendirmeler ne yönde? Buyurunuz. Mislim da je intronizaciji. Bence aslında bu soru üzerinde şunu belirtmek istiyorum. Bu konu üzerinde aslında Karadağ'da bence çok fazlasında bir önem verilmiştir bu dini merasim konusunda. Aslında bu olaydan belli bir dönem önce değişik adreslerde Sırbistan Cumhuriyeti'nde ve oradaki hükümetinden Belgrad Kilisesi'nden aslında çok olumsuz kelimeler geldi. Hem Karadağ hem Karadağ halkına yönelik.
Tabii ki bu sözler aslında Karadağ'da hiçbir yerde tabii ki bir uyarı hem bir de bir aşağılama olarak algılıyoruz. Bu da tabii ki hem Karadağ hem Karadağ'daki hem dini hem kültür değerleri aşağılamasıdır. Tabii ki bunlar ve bu sorunlar çok daha fazla siyasi önemi aslında gereğinden fazla önem almaya başladı. İşte bu aslında çok önemli, Karadağ için önemli ve güvenlik konusunda önemli bir sorundur. Ve bugün işte Karadağ'daki halkı buna önem veriyor. Aslında bütün bunlar yaşanırken burada bilgilerin yanlış kullanılması veya doğru olmayan bir şekilde kullanılması ve maalesef Sırbistan hükümetinin Karadağ'a karşı sürdürülen yanlış politikaların sonucudur. İşte bu politika çok farklı ve değişik bir durumda buradaki aslında Karadağ'ı aşağılamanın bir son halkasıdır diye düşünüyorum. Burada şunu belirtmek istiyorum. Buradaki kilisedeki yetkililer bunu bilmeli. Onların misyonu eğer gerçekten saygı duymazlarsa özellikle devlete karşı onların hem kilise konusunda hem de bireysel olarak saygı duymaları lazım devlete. Çünkü Sırp kilisesi istedikleri zaman bunu biliyorlar. Bunu yapmayı çok iyi biliyorlar. Ben şunu söylemek istiyorum. Bugün Patriarh Sırbistan ve Hırvatistan arasındaki ilişkilere bakın. Bence bu ilişkileri çok daha fazla yeni seçilen Sırp kilise başkanın daha çok bu konu üzerine durmalı. İşte onun tecrübeyle dayanarak buna dikkat etmeli. Maalesef bu yaşanmadı. Ve biz bugün bir şeye şahit oluyoruz. Çok ağır ve anlaşılmaz. Özellikle Karadağ'ın önemli bir kısmında bir özellikle bu konu üzerinde bu Çetine Manastır içinde yapılması çok anlaşılmaz bir şekilde yapılmaktadır. Fakat şunu bilmeliyiz. Böyle bir eylemlerin, böyle bir aktivitelerin zorla yapılması mümkün değil. Çetine de bunu yapmak mümkün değil. Çünkü burada hiçbir şey zorla yaptıramazsınız. Özellikle devletin güvenliği ve devletin onurunu yıkan ve aşağılayan bir şey yapılırsa bunu yapamazlar. Bunu Belgrad'daki patriarşi ve siyasi otoriteler, Sırbistan'da da Karadağ'daki otoriteler bilmeli. Özellikle Karadağ'ı bahsediyorum. Çünkü hükümet olarak biz hızlı zamanda bu ilişkilerin herhangi bir adresten gelirse gelinsin, herhangi bir uluslararası arenadan gelirse gelinsin, böyle bir eylemlerin Karadağ için olumsuz sonuçları doğurmamalı. İşte buna yönelik özellikle hükümetin herhangi bir üyesi böyle bir eylemlerin Karadağ'a karşı yaparsa çok tehlikeli sonuçlar doğurur. İşte bütün bunları dile getirirken benim için objektif olarak şunu söylemek istiyorum. Ben şunu söylüyorum onlara. Bakın, Sırp kilisesinin Çetine Manastırı'nda atanması çok akıllı bir karar değil. Bakın, bu olayı yapacaksanız buradan, başkentinden değil, başka bir yerde yapın. Çünkü orada birçok kilise var. Karadağ'da birçok kilise var ve orada yapılmalı. Benim için ve bence Karadağ'a bir saygı duyulacaksa öncelikli ve Karadağ'da
yaşayan insanların barışı için ve iyi ilişkilerin sağlanması için bunlar çok çok önemli olacaktır. Ve bence sadece böyle bir yaklaşım gelecekteki yerimizi sağlamlaştırabilir. Bizim gelecekteki amacımız ne? Karadağ'da yaşayan her vatandaş, ben Karadağlıları da kastediyorum, Sırpları da kastediyorum, onların haklarını sonuna kadar korunmalı, bütün dini vecibeleri dile getirilmeli. Fakat onu yaparken tansiyonu yükseltecek eylemlerinden kaçınmalı. Çünkü burada ortak bir ülkede yaşıyoruz ve sadece o şekilde burada yaşayan değişik insanların normal yaşayabilecek bir ortamı sağlayabiliriz. Umut ediyorum ki bu uyarı ve bu önerim duyulacak. Ben bunu gerçekten büyük bir sorumluluk duyarak herkese gönderiyorum. Barışı sağlayacaksak, istikrar sağlayacaksak bunlar önemlidir. Bildiğiniz gibi ben bugün de çetinedeyim burada ve buradaki amacım aslında ortak bir görevimizi yerine getirmek için buradayım. İşte buradaki amacımız uluslararası Karadağ'ın reytingini yükseltmek ve umarım ve gerçekten eğer benim önerim ciddiye alınmazsa ayın 5'inde ben burada Çetin'de kendimle gelmek zorunda kalırım. Çünkü bizim başkentimiz bu. Bizim ebedi Karadağ'ımızın, onurumuzun korunduğu yer burası, Çetin'de. Evet, basın toplantısı bitmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı Milo Çukanoviç de bir ortak basın toplantısı düzenledi Karadağ'da. İki ülke arasındaki ticaret hacmi için 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk dedi. Çalışmalarımız da sürecek. Türk özel sektörü Karadağ'da ve buraya en fazla yatırım yapan ilk 10 ülke arasındayız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan.